Sayın Topal. Ediyorum Sayın Başkan, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Hatay halkı koronadan ölüyor. Soru 1. Hatay ilini karantinaya alacak mısınız? 2. Alacak mısınız Hatay ilini karantinaya? 3. Karantinaya alacak mısınız Hatay ilini? 4. Hatay'da karantina ilan edecek misiniz? 5. Hatay ilini neden karantinaya almıyorsunuz? 6. Hatay halkı koronadan ölüyor, haberiniz var mı? 7. Ölen Hatay halkını düşünüyor musunuz? 8. Hatay halkını düşünüyorsanız neden önlem almıyorsunuz? 9. Sorunu anlatmak için daha başka hangi ifadeler kullanmamı istiyorsunuz? 10. Sayın Cumhurbaşkanı, ey Hatay halkı, sizi koronaya teslim etmeyeceğiz, Hatay'ı karantinaya alacağız diyecek mi? 11. Tank paletin işçilerinin parasını, maaşını kim veriyor? Milli Savunma Bakanlığı mı? BBC mi? Teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ben tekrar her notlarımı bakıyorum. Hatay'la başlamak istiyorum ben. Özellikle vekilimize de teşekkür ediyorum. Tekrar gündemimize getirdiği için de. Şimdi Sağlık Bakanımızla da görüştüm. Toplamdaki Hatay'da şu anda yoğun bakım yatak sayımız 622. Ve bu hafta itibariyle ilave 82 yoğun bakım ilave edilmiş durumda. Dolayısıyla yine bugün için söylüyorum, bu hafta için söylüyorum. Yoğun bakımda herhangi bir sıkıntımız yok. Şimdi alınan tedbirler sonucunda da yine şu andaki nihai verileri söylüyorum size. Filyasyon ekibi biliyorsunuz son derece önemli olayların azaltılması ile alakalı. 350'ye çıkarılmış durumda Hatay'da. Yani her bir ekipte 3 kişi var. Dolayısıyla 1050 kişilik bir filyasyon ekibi şu anda faaliyette. Alınan tüm tedbirler, bu kısıtlama tedbirleri de dahil hafta sonu, 1/3 oranında azalmış durumda şu anda Hatay'da. Azalma eğilimi devam etmekte. Hafta sonu ve gelecek hafta daha da azalacağını tahmin ediyoruz. Yine Sayın Bakanımızla da konuştuk. Bu hafta içerisinde, en geç bir hafta içerisinde Hatay'a kendisi bizzat gidecek ve şu anda da bizzat kendisi Hatay'la da ilgileniyor. Ben bunu özellikle size de bildirmek istedim. Teşekkür ediyorum tekrar konuyla ilginizden dolayı da. Buyurun Sayın. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Şimdi ben bir soru sormuştum. Gerçekten de Hatay'da vaka sayısı %125 değil, %400. 10 Eylül ile 10 Aralık arasındaki ölüm oranı bunu kanıtlıyor Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım. Şimdi bu konuda da gerçekten bir 15 günlük karantina süreci olması gerekiyor. Biz bunu, yani Hatay halkı da bunu talep ediyor ve bugün benim telefonlarım susmadı. Sabah saat 11'den beri ben buradayım. Hatay halkının sesini duyurmak için buradayım. Bu konuyu değerlendirmenizi ve gerçekten önlem almanızı arz ediyorum. Teşekkür ediyorum.